Safiye Tabak, Safiye Sözer olarak başladım. Öğretmen okuluydu önce adı, 69 yılında. Ondan sonra öğretmen lisesi oldu. Ondan sonra Anadolu Öğretmen Lisesi oldu. Ondan sonra da kapatıldı. Sosyal bilimler okulu oldu. Öğretmen okullarından ne istiyorlar çok merak ediyorum. Evet. Niye kapatıyorlar? Edirne Kız Öğretmen ve Anadolu Öğretmen Lisesi mezunları ve uzun yıllar görev yapan öğretmenleri her yıl anı gününde kapanan eski okullarının bahçesinde bir araya gelerek buruk bir şekilde hasret gideriyor. Edirne Anadolu Öğretmen Lisesi'nin Sosyal Bilimler Lisesi'ne dönüştürülmesinin ardından Pilav Günü etkinliklerini de sonlandıran mezunlar ve eski öğretmenler kapanan okullarının bahçesinde her Mayıs ayının 3. cumartesi günü bir araya geliyor. Edirne Kız Öğretmen Lisesi 1981 yılı mezunlarından Mukadder Kaçar, mezunlar ve öğretmenler buluşmasını devam ettirebilmek için her yıl Mayıs ayının 3. cumartesi günü bir araya geldiklerini söyledi. Olarak gördüğüm bir mekan ve hep özlediğim, hani bıraksalar yıllarca okumak istediğim bir okul. Her sene Mayıs ayında buluşmayı derneğimiz yapardı. 3. cumartesi. Fakat 3 sene önce bunu son olarak yaptılar. Biz dedi kendi aramızda devam ettirebilir miyiz bunu? İşte biraz kendi gayretlerimizle, arkadaşların desteğiyle 3. cumartesi yine burada buluşuyoruz. Aramızda pilav okulda yiyemiyoruz ama dışarıda yiyoruz. Yemeğimizi dışarıda yapıyoruz. Gezmelerimizi gruplarla yapıyoruz. Bu sene biraz azız. Çünkü bir grup görevli olarak 100. yıl tekrar olmayan bir yıl olduğu için Samsun'a çıktılar. Orayı fethedip gelecekler. Yani İnşallah. Biz de burada bir grup olarak seneye daha kalabalık olarak toplanmayı umuyoruz. Bu ruhu yaşamasını istiyorum herkesin. Çünkü insanı canlı tutan, diri tutan, hoş tutan, sağlıklı tutan güzel anılarıdır. Güzel anıları da biriktirmek gerekir. Ve bizim burada çok güzel anılarımız oldu. Anadolu Öğretmen Lisesi'nden Yetişenler Derneği Kurucu Başkanı Bilge Subaşı okullarının kapanmasıyla dernek olarak etkinliklerinde kalmadığını söyledi. Mukadder kızımızın dediği gibi o ruhu yaşatmak amacıyla güzel bir dernek kurduk. Ama biliyorsunuz öğretmen okulları kapatılınca artık bizim pek fazla etkinliğimiz kalmadı. Öğrencimiz yok, okulumuz yok. Böyle aktif bir görevden pasife düştük. Kız Öğretmen Lisesi'nde uzun yıllar görev yapan öğretmenler de hem meslektaşlarıyla hem de mezunlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 1980'e kadar burada görev yaptım. İlk gençliğimin 12 yılı buradaydı. Öğretmenliğimi burada tattım. Güzel insanları burada gördüm. Eğitimi burada gördüm. Sosyal faaliyetleri burada gördüm. Velhasıl ben buraya çok şey borçluyum. Ben 1981 bu okuldan mezunum. Buradaki arkadaşlar benim sınıf arkadaşlarım, birçok arkadaşlarım da öğretmenlerim aynı zamanda. Bizler erkek olarak burada yalnızca sanırım o zamanlar 5 veya 6 kişiydik. Kız öğretmen diye geçiyor. Burada 3 tane erkek görüyorsanız 2 tanesi de belki gelmemiştir. Ama en fazla öğrenci biziz. 5 kişiydik. Kız öğretmen olarak anılıyoruz ama biz de erkekiz. Bu buluşmada eski günleri hatırladım. Öğrenciliğimi hatırladım. Bu müzik odasını hatırladım ama işte hatırladığım gibi bulamadım geçen gelişimde. Öğretmen okuluydu önce adı, 69 yılında. Ondan sonra öğretmen lisesi oldu. Ondan sonra Anadolu Öğretmen Lisesi oldu. Ondan sonra da kapatıldı. Sosyal bilimler okulu oldu. Öğretmen okullarından ne istiyorlar çok merak ediyorum. Evet. Niye kapatıyorlar? Öğretmen Lisesi'nin, hadi tamam isim değişti. Öğretmen Lisesi oldu, Anadolu Öğretmen Lisesi oldu. Ama şimdi yoktan yok oldu. Yok oldu. Bunun için çok üzgünüm ben.